Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı işçi problemlerinin 3. testine hoş geldiniz. Sizlerle bugün 323-324. Sayfayı çözeceğiz. İlk sorumuza bakıyoruz. Bir işi Haluk tek başına 18, Eyüp 24 günde bitirebiliyormuş. Haluk ile Eyüp beraber 9 gün çalıştıktan sonra şimdi 1 bölü 18 artı 1 bölü 24 dedim. Bunlar 9 gün çalışacaklar. Haluk işi bırakıyor diyor. Tamam, Haluk işi bıraktığında kim kalacak? Eyüp. Eyüp tek başına ne yapıyordu? 24 saatte yapıyordu. Kaç gün olduğunu bilmediğim için x dedim. İşin tamamı 1 olduğu için de 1'e eşitleyelim. Şurayı bir düzenlersem bunu 3'le 3'le değil 72'de eşitleyeceğiz. Bunu 4'le bunu da 3'le çarparsam 7 bölü 72 çarpı 9 artı x bölü 24 eşittir 1 dedim. Şurasını bir sadeleştirirsek burası 8 oldu. O zaman x bölü 24 eşittir 1 eksi ne oldu orası? 7 bölü 8. Bu yüzden x bölü 24'e ne diyeceğiz biz? 8 kere 1 8. 7'sini çıkardım. 1 bölü 8. İçler dışarı çarpımı yaparsam 8x 24 olur. X de kaç gelir buradan? 3. Demek ki Eyüp tek başına dur. 3 gün ve geriye kalan işi, tamam, geriye kalan işi kaç günde bitiriyordu? X o yüzden kaç günde bitirdi? 3 günde bitirdi. İkinci sorumuzda bir il kitabın 3 sayfasını 4 dakikada okuyor. Tamam. 135 sayfalık kitabı kaç saatte okur? 3 sayfasını 4 dakikada okuyorsa 135 sayfayı x dakikada okur diyelim. Şimdi ne olmuş bak? Bu bunun 45 katına çıkmış, doğru mu? Eğer onun 45 katına çıkmışsa 45 katına da bu çıkacak. 45'e doğru çarptım. 180. Hocam ben bunu böyle anlamıyorum diyorsan 135 çarpı 4 eşittir 3x'de sonra sadeleştirme yap şöyle. Tamam mı? Şimdi ne oldu bu? 180 dakika. Adam bize ne sormuş? Saat. 180 dakika kaç saattir? 60'a bölersem 3 saattir. O yüzden cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Bursa. Üçüncü sorumuzda bir grup işçinin boya yaparken çalıştıkları süre ile boyadıkları alan arasındaki doğrusal ilişki verilmiş. K'yı soruyor. Şimdi 8 saatte 24 metrekarelik yer tamamlanıyorsa 18 saatte ne olur? İçten dışarı çarpımı yaptım. 8x eşittir 24 çarpı 18 dedik. Şurada 8 ile 24'ü sadeleştirirsek 3. O zaman x eşittir 3 çarpı 18'den kaç gelecektir? 54. Daha sonra dördüncü sorumuzda. Aşağıda A, L, E, D şeklinde dikdörtgen duvar gösterilmiş. Şunların eşit olduğunu söylüyor. Yunus A, L, B, M şurayı boyadıktan sonra işi bırakıyor. Geri kalan kısmı Yunus'un hızının yarısı olan Barış tamamlıyor. Yani Yunus T sürede yapıyorsa Barış burayı ve burayı boyayacak. 2T birini, 2T birini harcayacak. Çünkü hızı yavaşsa ne olacaktır? Daha yavaş, daha uzun sürede iş yapacaktır. O zaman dedik ki toplamda 5T 45 dakika. Bak burada duvarın tamamı 45 dakika sürmüş. 45 dakika ise T ne çıktı? 9. Diyor ki Yunus tamamını boyasaydı kaç dakikada biterdi? Yunus burayı 9 dakikada boyardı. Burayı 9 dakika, burayı da 9 dakika. Çünkü onun zamanla T demiştik. O yüzden ne olacak? İş 27 dakikada biterdi diyecektik. Beşinci soruda ise yukarıdaki tabloda Kadir ile Barış'ın aynı işi tek başlarına başlama süreleri verilmiştir diyor. Kadir ile Barış 12'de başlarlarsa tamamı kaç saatte biter? Bak 12'de başlamış, 18'de bitirmiş. Kaç saat sürmüş burası? 6 saat. 12'de başlamış, 15'te bitirmiş. 3 saat. Demek ki Kadir 6 saatte bitiriyor. Barış 3 saatte bitiriyor. İkisi beraber olursa T saatte bitirsin diyelim. Payda eşitleyelim şurada. Burası 2 artı 1'den 3 bölü 6 eşittir 1 bölü T geldiyse 3T eşittir 6 olup T eşittir 2. Yani bunlar beraberken 2 saatte bitiriyormuş. 12'de başladılarsa 2 saat sonra ne olacaktır? 14. Yani cevabımız Ceyhan. Fırat bir duvarı maviye, Umut ise aynı duvarı sarıya boyayacaktır. Aynı duvarı tek başlarına boyadıklarında Fırat Umut'tan daha kısa sürede boyamaktadır diye söylüyor. Peki buna göre Fırat ile Umut'un birim karelerden oluşan bir duvarı beraber boyamaya çalıştıklarındaki görünüm. Şimdi diyor ki Fırat Umut'tan daha kısa sürede boyuyorsa Fırat daha hızlı, daha fazla boyuyor. Yani Fırat'ın, yani mavinin daha çok olması gerekiyor. Mavinin daha çok olduğu şıkkı arıyoruz arkadaşlar. Bunlar eşit, bunlar da maviler daha az. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Yedinci sorumuzda aynı sürede eşit miktarda et yiyen bir grup sırtlan vardır. 6 tane sırtlan
6 tane sırtlan 4 saatte yiyerek bitiriyor. 8 sırtlan olsaydı ne kadar sürede biter diyor. Sayı arttıkça yeme süreleri ne olacak? Azalacaktır. O yüzden 6 çarpı 4 eşittir 8 çarpı x dedim. 24 eşittir 8x ise x eşittir ne geldi? 3. Demek ki 8 sırtlan olsaydı bu 3 saatte bitecekti gençler. 8. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Demiş ki yukarıda bir gömleğin parçalarını bir usta U ile göstermiş çırakçıya, hazırlama süreleri verilmiştir. Usta ve çırağın gömleklere dikme süreleri sırasıyla 1 ve 2 saattir demiş. Tamam, buna göre birer gömlek diktiklerinde hangisi doğrudur? Çalışma hızları ile alakalı bir şey söylemiş. Şimdi bakalım. Usta, şunu çizelim. 2 saat, 5 saat daha 7 saat, 8 saat daha toplamda ne yaptı? 17 saat. Aman 15 saat. 1 saatte buradan geldi. Ne oldu? 16 saatte bitirirken, şimdi çırağına bakalım. 6 saat, 18 saat ve 22 saat ne yaptı? 46. Şurada da 2 saat var. 48 saatte bitirdi. Şimdi bu bunun 3 katı. Demek ki aslında bu daha kısa sürede bitirdiği için 3 kat daha hızlı çalışıyormuş. Doğru mu? Baktık, ustanın ortalama çalışma hızı çırağın çalışma ortalama hızının 3 katıdır demiş. O yüzden cevabımız da ne oldu? Adana. 9. sorumuzda bir aletin uzunluğu A küp olan o A olan küpün hacmi A küptür demiş. 2 tane küp vermiş. Birincisini 2 saatte üretmekte diyor. İkincisini kaç saatte üretir? Şimdi bir kenarı 1 ise bunun hacmi de 1'dir. Bir birim küp olanı 2 saatte üretiyorsa bir kenarı üçgen bunun hacmi ne olur? 3'ün küpünden 27. 27 olanı ne kadar sürede üretir diye soracağız. Bu 27 katına çıkmış. Bu da 27 katına çıkar. O zaman 27 çarpı 2'den 54 saat ürettiğini söyleyebiliriz. Cevabımız da ne oldu? 10. sorumuzda yukarıda domates toplama araçlarının bir dönüm tarladaki domatesleri toplama süreleri verilmiştir. Biri 6, biri 3 saatte. İkisi beraber ne kadar sürede toplar? O zaman 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 dedim. Buna ne diyeceğim? 1 bölü x diyeceğim. Şurada payda eşitleyelim 2 ile. 2 artı 1'den 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2 eşittir x ise ne diyeceğiz arkadaşlar? İkisi beraber 2 saatte toplar diyeceğiz. Ve son sorumuz. Bir dikdörtgenin farklı kenar uzunlukları AB ise alanı A çarpı B'dir diyor. Sabit hızda çalışan bir bahçıvan dikdörtgen biçimdeki çim bitme makinelerinden bir nolu çimleri 1 saatte biçiyormuş. Yani şurasının alanı ne yapıyor? 4 çarpı 9'dan 36. 36 metrekareyi 1 saatte biçiyorsa burası 6 çarpı 12'den 72 metrekare. Bunu kaç saatte biçer? Bu 2 katı ise bu da 2 katı olur. O yüzden de 2 saatte biteceğini söyleyebiliriz gençler dedik. Testimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.